amperajda gelmesini sağlamak için bir düzenek taktırıyoruz. Bunlar çok basit düzenekler. Evimize mi takıyoruz? Evinizde elektrik sayacının oraya takılıyor bunlar. Tabii otomobilin temini sırasında yapılacak bir keşifle burada en uygun yer ortaya çıkıyor. Bu wallbox dediğimiz üniteyi taktığımız zaman sürekli 16 amper, işte 3.7 kilowatt sizin için gerekli gücü oradan verebiliyor saatte ve hiçbir zaman kesinti yapmıyor. Ayrıca bir takım elektronik devreleriyle de akımın kalitesini, elektrik akımının kalitesini devamlı kontrol ediyor. Dolayısıyla evinizde eskiden televizyonların yanında regülatörler vardı. Onun gibi düşünün. Peki bunu Renault mu yapıyor yoksa sizin bu konuda anlaştığınız bir elektrik şirketi falan mı var? Anlaştığımız kuruluşlar var. Bu onay verdiğiniz tabii. Şarj istasyonlarını monte eden, şu anda Türkiye'de biz iki kuruluşla anlaştık. Evet. Onlardan hangisi seçilirse onlar bu işi bizim adımıza gayet uygun şekilde yapabiliyor. Bunun bedeli ne kadar evlere böyle bir ünite kurmanın? 1000 euronun altında. Peki kullanım ömrü ne kadar böyle bir yapının evlerde? Sürekli kullanabilir. Aracınızı kullandığınız sürece o konuda hiçbir sıkıntı yok. Zaten aracınızın pili de aynı, elektrik aksamı da aynı. Yani hiçbir limit yok. Peki ne tarafa gidiyoruz? Beyler. Bu nokta ile, yani kurulan bu wallbox dediğiniz duvar ünitesi ile aracın arasında ne kadar mesafe olması gerekiyor? Kaç metreye izin veren bir kablolama vesaire şimdi olabilir? Nasıl bir park ortamınızın size verdiği mesafe ile o alan orantılı. Aracın arkasında bir para kablo var. O arka kabloyu ne kadar uzunluğu bilemiyorum. Evet. Şu anda onu ölçeriz. O ara kablonun müsaade ettiği mesafede olması size yeterli. Yeterli diyorsunuz. Yani yaklaşık bir 10 metre olabilir bu. 5 ile 10 metre ara kablo. O civarda. O civarda. Tabii ara kabloyu uzatmak da mümkün. Ama ortada kabloyu fazla bulundurmak tabii hoş bir görüntü hoş değil. Görüntü. Dolayısıyla bunu uygun bir mesafede yapmak da fayda. Bu arada İbrahim Bey, hani İstanbul'un sabah trafiğine girmiş bulunuyoruz. Elektrikli aracı bu yoğun trafikte yolda kalırız diye bir kaygıyla kullanmıyoruz değil mi? Yani bu sabah trafiğinde biz gideceğimiz yere şimdi, varabilir miyiz? 160 kilometre geriler mi? Şimdi çok rahatlıkla bu kilometrelerde varabilirsiniz. Zaten çok ciddi bir uyarı mekanizması var. Size işte 30 kilometrenin altına indiği zaman kalan elektriği vereceği range bir uyarı başlıyor. En son 10 kilometreye kalırsa hala daha şarj etmediğiniz takdirde belli fonksiyonları iptal edip yine sizi 10 kilometre daha götürebiliyor. Hani bu o yakıt kullandığınız otomobildeki yakıtın bitmesiyle aynı anlam zaten. Aynen. Yakıt bitmeden yakıt almanız lazım. Burada da elektrik bitmeden elektrik şarj etmeniz lazım. Peki efendim, siz İstanbul'da bu aracı makam aracı olarak kullanmaya evet. başlayan, hem bunun işte yarın bir gün ürünün arkasında da duracak olan kişisiniz, hem de bu şirketin genel müdürüsünüz. Bu aracı karlı havalarda kullandınız mı? Şimdi her havada kullanılır. Evet. Havanın soğuk ya da sıcaklığının bir etkisi var mı bu araçta? -30 dereceye kadar, +60 derece sıcaklığa kadar her türlü iklim koşulunda kullanabilirsiniz. Bir problem teşkil etmez. Aynı normal diğer araçlar gibi. Niçin karlı havalarda çıkmayı tercih etmedim? Bu aracın lastikleri kar lastikleriyle donatılmış olmadığı için güvenlik nedeniyle çıkmadım. Hepsi o. Kar lastikleri taksaydım çıkardım. Şu anda İstanbul trafiğinin yoğunluğunda, sabah yoğunluğunda Beylerbeyi'ne doğru gidiyoruz. Renault'un Türkiye'de ürettiği ve Türkiye'de bu yıl içerisinde satışına başlayacağı ilk elektrikli araç Fluence ZE'yi bizzat şirketin genel müdürü İbrahim Ayvar'la birlikte kullanıyoruz. Ben de büyük keyif alıyorum. Sevgili kardeşim Halil Okşit de bu aracı kullanıyor olmaktan.